AV Plus Academy. Komple eğitim serisinin bu dersinde size metaclass hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki metaclass ileri seviye bir konudur. Bu nedenle metaclass konusunu anlamak için önceki dersleri iyi anlamış olmanızı bekliyorum. Metaclass, Python'da sınıfların oluşturulması ve yönetilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Metaclass'ı anlatmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Yazıyorum class my class 2 enter pass. Daha önce de söylediğim gibi Python'da her şey bir nesne. Buradaki yaptığımız tanım da bir nesne. Yani my class bir nesne ve içinde yazacağımız atributlar veya metotlar bulunuyor. Bakalım bu nesnemizin tipi nedir? Geliyorum buraya. Yazıyorum print ve type. Type'ı biliyorsunuz. Bir nesnenin tipini öğrenmek için kullanıyoruz. Buraya my class yazıyor. Böylece my class'ımın tipini verecek bana. Tipi nedir diye. Bunun tipi nedir diye öğreneceğiz. Çalıştırıyorum. Diyor ki tipimiz tip sınıfındandır. Her sınıfın tanımı tip sınıfından üretiliyor. Bu olayı kavramanız için örneğin buraya yazdığımda my int eşittir 12 print type my int. ve çalıştırdığımda burada ne diyor? Diyor ki my int int sınıfından üretilmiş. Burada ne diyor? Diyor ki my class type sınıfından üretilmiş. Type sınıfı ne demek? tip demek. Yani biz aslında bir sınıf oluştururken, yazarken yeni bir tip oluşturuyoruz. O nedenle bütün sınıf tanımları tip sınıfından türetiliyorlar. Ve biz tip sınıfıyla onun tipine baktığımızda da diyor ki bu aslında bir tip sınıfı nesnesidir. Tip sınıfında bulunan şey nedir? My class. Yani nesnemiz my class'tır. My class bir nesnedir. Python'da her şey bir nesnedir. O nedenle sınıfımız da bir nedir? Meta class'lardan devam edeyim. Meta class'lar sınıfların da bir nesne olduğu düşüncesine dayanır. Dolayısıyla Başka sınıflarda olduğu gibi sınıf tanımları da başka sınıflar tarafından oluşturulabileceği fikrine metaklas diyoruz. Metaklaslar sınıfların nasıl tanımlandığı, yapılandırıldığı ve nasıl davrandığı üzerine daha fazla kontrol sağlamak için varlar. Metaklas kullanarak yapabileceğimiz bazı özelleştirmeler bunlardır. 1. sınıfın özelliklerini ve metotlarını değiştirmek veya eklemek. 2. sınıfın miras alma düzenini değiştirmek. 3. sınıfın örnekleri veya instance'larının oluşturma sürecini özelleştirmek. 4. sınıfın tanımını doğrulamak ve düzenlemek. Örneğin belirli metotların veya atribütlerin zorunda olarak sınıfın içinde olup olmadığını kontrol etmek veya hatta eklemek. Metaklaslar Python'da sınıfların kendilerinin nasıl oluşturulduğunu ve davrandığını kontrol etmek için kullanılan bir yapıdır. Başka bir deyişle metaklaslar sınıfların türleridir ve sınıfların Tanımlanması, özellikleri ve metotları üzerine daha fazla denetim sağlar. Metaklaslar temelde sınıfların nasıl çalıştığına dair özel bir davranış tanımlamamıza olanak tanır. Beraber ilk meta klasımızı yazalım. MyClass'ın üzerine geliyorum, yazıyor. Aynen bir sınıf yazıyormuş gibi yazıyoruz, yazıyoruz. class boşluk my Meta. ismini yazıyoruz. Meta class'ın bir isme ihtiyacı var. Burada my meta oluyor. Ve parantezi açıyoruz. Type sınıfından üretiyoruz. Type sınıfından miras alıyoruz. Type sınıfı çok özel bir sınıftır. Eğer bu sınıftan bir sınıf türetirseniz o sınıfı meta class'a çevirir. 2. Enter. Şimdilik Buna pass yazıyor. Ardından my class sınıfımızı bu meta sınıfımızla kontrol altında tutmak isterse o zaman geliyoruz buraya parantezi açıyoruz. Meta class yazıyoruz. Eşittir diyoruz. My meta. Ve böylece class my meta meta class'ı tarafından kontrol edilmeye başlanıyor. Bunu siliyorum bu aşağıdaki şeyi ve kodumuzun hepsini gösteriyorum size. Tekrar çalıştırıyorum. Tipi değişti mi? Onu görelim. Çalıştırıyorum. Tipimiz değişti artık. Çünkü buraya metaclass eşittir mymeta yazdığımız için myclass üretilirken mymeta tipinde üretiliyor. mymeta de üretiliyor. Type nesnesi tipinde üretiliyor. Doğal olarak burada mymeta yazması dolaylı olarak type'tan üretildiğini bize söylüyor. Aslında buraya MyMeta yazacağımıza type yazarsak ve çalıştırırsak eskisi gibi göreceğiz. Yani diyeceğiz ki MyClass'ın type meta klası tarafından oluşturuldu. Type bütün sınıfların varsayılan meta klasıdır ve bunu biz yazmamız gerekmiyor. Miras dersinde size başka bir şey daha söylemiştim. Object diye bir varsayılan sınıfımız var ve bütün sınıflarımız ondan türetilir. Bu object hala burada. Burada duruyor. Bu meta klasımız varsayılan meta klasımız type. Varsayılan sınıfımız da object. Bütün sınıflar object'ten üretiliyor. Object instance'ları örnekleri yönetir. Type ise sınıfın yazıldığı an içeriğini kontrol etmek ve denetlemek ve özelleştirmek için kullanılan bir sınıftır. Meta class'tır. Aralarındaki fark bu. Bunların ikisi de varsayım sınıflar. O nedenle normalde yazmıyoruz. Yazsak da hiçbir şey değişmez. Çalıştırıyorum. Tekrar sınıfımın tipi type olarak görülüyor. Ve eğer MyClass'tan bir instance tırsam da ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Parantezi açıyorum, kapatıyorum ve MyClass'dan bir nesne üretmiş oluyorum. Bir örnek üretmiş oluyorum. Instance'ım hazır oluyor. Çalıştırıyorum. Hiçbir hata almadı. Print edelim. Print. Diyelim ki nesnemin tipi nedir? My class çalıştıralım. Nesnemin tipi de my classmış. Yani buraya kadar öğrendiğimiz her şey hala geçerli. Bunlar yani object ve type sınıfları varsayılan değerlerdir. O nedenle bunları yazmamıza gerek duymuyoruz. Daha doğrusu Python versiyon 3'ten sonra object'i yazmıyoruz artık. Ama orada bir object var. Varsayılan meta klasımız da type. Biz bunu değiştiriyoruz. My meta gibi başka meta klaslar yazabiliyoruz ve nesnemiz yazılırken, oluşturulurken sürecine dahil olma imkanımız oluyor. Daha önce miras dersimizde söylediğim gibi tüm sınıflar doğrudan veya dolaylı Object sınıfından türetilirler, onu miras alırlar. Tüm metaklaslar da Type sınıfından türetilirler ve Type sınıfı da Object sınıfından türetilmiştir. Aralarındaki ilişki budur. Type objectten türetilmiştir ve bir meta -class'tır. ve geri kalan tüm sınıflarımızın meta da type'tır. Buraya kadar anlattıklarımdan gördüğünüz gibi meta kullanımı güçlü ve esnektir. Ancak aynı zamanda karmaşıktır ve genellikle yalnızca ileri düzey kullanım durumlarında gereklidir. Başlangıç ve orta düzey kullanıcılar için sınıf dekoratörleri veya temel sınıf metotlarının yeniden tanımlanması gibi daha basit ve daha anlaşılır teknikler genellikle yeterli olacaktır. Şimdi yeni bir dosya oluşturuyorum. Adını example meta koyuyorum. Ve yazıyorum class example meta. Parantezi açıyorum. Bir meta sınıf oluşturacağım için pipedan türetiyorum. 2 nokta enter. Example meta'da standart bir meta klasın içeriğini size göstermek istiyorum yazıyorum def alt çizgi alt çizgi new alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum ve yazıyorum cls virgül name virgül basis virgül dict, dict kısaltması enter'a basıyorum şimdilik pas yazıyor bir meta daha Başka ne olabilir? Def alt çizgi alt çizgi call metodu olabilir. Alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum. GLS'yi kendi atıyor virgül yıldız arcs virgül yıldız yıldız quarks ve enter'a basıyorum pas yazıyor. Bu yazılabilecek en basit meta cluster. İçinde new ve call var. New ne işe yarar? Call ne işe yarar? Şimdi new ve call nedir? Daha önce bunları normal bir da ne işe yaradıklarını size anlatmıştım. Ama meta da nasıl çalıştıklarını size anlatmak istiyorum. New metodu sınıf tanımlanırken çağrılır. Yani aşağıya yazarsam örneğin class my class parantezi açıp meta class'ın example meta olduğunu söylersem ve iki nokta koyup as yazarsam buraya da bir boşluk bırakayım. Bunu yaptığım an ve buraya example meta yazdığım zaman bu çalışıyor. Bunu göstermek için buraya yazıyorum print example meta nokta alt çizgi alt çizgi new alt çizgi alt çizgi boşluk çalıştı. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi daha hiçbir şey yaratmadan yani myclass'tan hiçbir instance oluşturmadan gitti new çağrıldı. Çünkü tanımını yapmaya başladık. Tanımını yapmaya başladığımız için meta klasımızda example meta olduğu için otomatikman new çağrıldı. New peki işlemini yaptıktan sonra neler yapması lazım? Buraya bir print koydu. New'un çalışmasını bir işlevi değil. Sadece bilgi için burada var. New bu içeride yapacağımız değişikliklerden sonra return etmesi lazım. Neyi return edecek? Oluşturulan sınıfı yani my class'ı. Şu anda hiçbir şey return etmediğim için aslında my class oluş oluşmuyor. Return diyorum, süper diyorum ve parantezi açıyorum, kapatıyorum. Nokta, alt çizgi, alt çizgi, new ve bütün parametreleri buraya paslıyorum. Name var ve basis ve tabii ki dct. Diktin kısaltması. Böylece type'a diyorum ki benim sınıfımı üret. Çünkü süper neydi? Daha önce size söylemiştim. Miras alınan sınıfın metodunu çağırıyorduk bununla. Burada süperle new çağırdığım için type sınıfının new'sunu çağırmış oldum. Böylece ne yapıyorum? Diyorum ki sınıfımı üret. Peki kol nedir? da sınıftan bir nesne örneği instance'ı oluşturulurken çağrılıyor. O zaman bu print'i buradan kopyalıyorum. pasın yerine koyuyorum ve diyorum ki example call çalıştı. Çalıştıralım bakalım ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Çünkü bir nesne üretmedik. Nesne üretelim bakalım ne oluyor? My class eşittir. My class parantezi açıyorum ve kapatıyorum. Ve çalıştıralım bakalım ne olacak? Hata alacak mıyız? Call çalıştı. Peki gelelim buraya. Diyelim ki print type ne yazalım buraya. My class. My classın tipi nedir? Çalıştırıyorum. None type. Neden None type? Çünkü instance oluşturulurken kol çağrılıyor ve bizim görevimiz bu içeride yaptığımız işlemlerden sonra bir nesne return etmek. Onun için de tekrar yazıyorum süper parantezi aç kapa yapıyorum nokta kolu çağırıyorum ve bütün parametreleri burada args ve quarks oluyor ona paslıyorum şimdi çalıştırıyorum gördüğünüz gibi my class'tan bir nesne üretmiş oldu nerede ürettik bu satırda My Class'tan bir nesne üretmiş olduk. Bunu kapatıyorum. Buraya bir daha bakalım. New metodu sınıf tanımlanırken çağrılıyor. Call metodu da sınıftan bir nesne, bir instance üretilirken çağrılıyor. Eğer bir sınıf tanımlanırken bir şeyler yapmak istiyorsak New'un içinde o değişiklikleri yapacağız. Eğer instance üretilirken bir şeyler yapmak istiyorsak da Call'un içinde yapacağız. Doğal olarak Call ve new bir sınıf için elimize çok güçlü olanaklar veriyor. Peki new'un içindeki bu parametreler nelerdir? Name sınıfımızın ismidir. String olarak gelir. Basis eğer sınıfımız başka bir sınıftan üretilmişse, türetilmişse onun o sınıfların listesi burada olur. Tabii ki liste olarak değil, tuple olarak bize geliyor bunlar. Demet olarak elimize geliyor. Dict nedir? Dict bu sınıfın içindeki ne kadar atribut ve metot varsa onların tanımı bu diktin içindedir. Bu sözlüğün içindedir. Doğal olarak bir sınıfla ilgili bu üç parametreyi kullanarak istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu videonun ilerleyen dakikalarında bunları gösteriyor olacağım. Peki buradaki arcs ve quarks nedir? Buradaki arcs ve quarkslar aslında eğer burada bir init varsa onun parametrelerini elde etmek için kullanılabiliyor ve istersek araya girip onları değiştirebiliyoruz. Buradaki CLS'ler nedir? CLS'ler de meta klasımızın kendisidir. Yani klasımızı ifade ediyor. Bir meta klasla ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum buraya geliyorum yazıyorum def example alt çizgi meto parantezi açıyorum cls'ye atıyor otomatik çünkü meta Class'ta sadece sınıf metotları tanımlanabiliyor enter'a basıyorum print diyorum ve tırnak koyuyorum. Diyorum ki example meta nokta example alt çizgi metot çalıştı. Bu tanım bize ne olanak veriyor? Gelelim buraya. Diyelim ki my class da example metot çalıştıralım. Gördüğünüz gibi example metodumuz çalıştı. Yani biz eğer bir meta class yazıp ve sınıflarımızı o meta class'la üretirsek, tanımlarsak ve o meta class'ın içinde de belli sınıf metotları koyarsak o sınıf metotlarına erişebiliyoruz. Ancak burada bir kısıt var. O kısıtta normalde sınıf metotlarına instance'dan erişebiliyoruz. Ancak bu kısıt yüzünden myclass yazı nokta example metot yazarsam zaten PyCharm şu anda uyarmaya başladı ve çalıştırırsam diyecek ki ben öyle bir şey bulamadım. Çünkü bunun sebebi metaclasslardan kaynaklanıyor. Metaklasta tanımladığımız bir sınıf metodu sadece ve sadece sınıfın ismiyle erişilebiliyor. Ancak ısrarla MyClass'ın yani nesnemizin instance'ımızın içinde de erişmek istiyorsa o zaman geliriz buraya deriz ki add class method def aynısını burada da tanımlarız. Example yazarız. method aynı isimde ve parantezi açarız. CLS'yi kendisi atar ve burada da yazalım print Tırnak myClass.example nokta example metot çalıştı çalıştıralım şu anda hata almadık ancak artık hem burada ve hem bu satırda MyClass'ın example metodunu çağır. Çünkü burada overload etmiş olduk. Neyi overload ettik? Bunu overload etmiş olduk. Yani yeniden tanımlamış olduk. Yeniden tanımladığımız için de artık önceki metoda, yani MetaClass'ın içindeki metoda erişemedi. Erişebilmemiz için MetaClass'ın metoduna burada erişmeye çalışmamız lazım. Acaba example meta yazıp ve ardından böyle çağırırsak ne olur? Buraya da CLS'yi koyduğumuzda çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hem bu çalıştı hem bu çalıştı. İkisi birden çalıştı. Veya example metodu yazacağımıza bu CLS'nin tipine bakabiliriz. CLS'nin tipine baktığımızda ne oluyordu? Meta Class'ımızın ismini veriyordu. Yani ben burada yazarsam type parantez aç CLS. CLS nedir? My Class'tı. CLS My Class'sa tipi de Meta Class oluyor. Doğal olarak bu erişim çalışması gerekiyor. Çalıştıralım. Aynı sonucu aldık. Aslında bu tipte yazmak daha doğru. Çünkü eğer sınıfımızın ismini yanlışlıkla değiştirirsek, sınıfımızın içini kontrol etmezse hata almamız mümkün. Bu durumda parametrik yapmış oluyoruz. Şimdi burayı kapatayım. Bir özet geçelim burada. Meta classlar Python'daki sınıfların oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan güçlü ve esnek bir özelliktir. Meta classlar sınıfların ve nesnelerin davranışlarını özelleştirmek için ve genişletmek için kullanılır. Meta class'ların kullanım alanları sınıf özelliklerini ve metotlarını değiştirmekten miras alma düzenini değiştirmeye, sınıf örneklerini oluşturma sürecini özelleştirmeye ve sınıf tanımını doğrulamaya kadar uzanır. Ancak tekrarlamak isterim ki meta class kullanımı nesne yönelimli programlamada ve Python dilinde çok ileri düzey bir konsepttir. Meta class'lar belirli durumlarda sınıflar üzerinde daha fazla denetim sağlar. Ancak günlük programlamada yapacağımız işleri diğer konularla, konseptlerle gerçekleştirmemiz daha doğru olacaktır. Temel bir metaklası gösterdiğime göre size şimdi metaklasla yapabileceğimiz özelleştirmeleri teker teker örneklerle göstermek isterim. Birinci özelleştirme başlığımız neydi? Sınıfın özelliklerini ve metotlarını değiştirmek veya eklemek. O zaman bunun için yeni bir dosya oluşturayım. Modify Attribute Meta diye bir Python dosyası oluşturdum. Ve yazıyorum class my class. 2 nokta enter. My attribute eşittir. Bir sınıf attribute oluşturdum. Ve tırnağın içinde de bu bir özelliktir. Ardından bir de metod oluşturalım. Def my method diyorum buna. Paranteze açıyorum. Kendisi self'a atıyor. Parametre falan vermeyeceğim. Ve enter'a basıyorum diyorum ve bu bir metottur diyelim buna. Yani yukarıdaki mesajın aynısını buraya koymuş oldum. Tekrar meta class üzerinden geçersek aslında burada bir meta class'ımız var. Varsayılan olarak meta type olarak belirlenmiş. Onu yazmamıza gerek yok. Ama biz başka bir meta class yazarak bunun attribute'larını ki burada tek bir tane var my attribute ve metotlarını ki e, burada bir tane var my method diye değişiklikler yapacağız bunlarda. O zaman yukarıya gelirim derim ki class aslında bunların her birini farklı farklı dosyalarda yazmamız gerekiyor. Ben daha anlaşılır olsun diye tek bir dosyada yazıyorum. Modify attribute meta parantezi açıyorum. Bu bir meta class olacak. O nedenle buraya type yazıyorum. 2. Enter. Atribütleri değiştirebilmek için sınıf oluşturulurken, yazılırken ona müdahil olmamız gerekiyor. O zaman yazarız def. Demin anlattığım gibi new'yu kullanırız ve parantezi açıyorum. cls virgül name virgül basis virgül diktin kısaltması 2. enter. Öncelikle diyelim print name print edelim bunları. Bakalım içlerinde ne var? Print tırnak basis virgül basis. Ve 3. parametremiz de print, dict, virgül, dict. Ve gelelim myclass'ı bu meta class'ımızdan üretelim. Burada türetmiyoruz bu arada, üretiyoruz. Meta class yazıyorum. Varsayılanı type'dı, biz onun yerine modify attribute meta yazıyoruz. Böylece bu printleri alabileceğiz. Ama neyi unuttuk? Sınıfımız oluşabilsin diye bu sınıf Gerçekleşsin diye return etmemiz lazım. Buraya da bir return koyalım. Diyelim ki süper paranteze aç kapa yapıyorum ve new'ya diyorum ki cls virgül name virgül basis virgül ve sonuncusu da dict. Ve bu verileri de type'a göndermiş oldum. Böylece type sınıfı benim sınıfımı üretebilecek. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini print ettik. Name'imiz neymiş? Bir string olarak myclass bizim sınıfımızın adı. Basis'ı içinde ne varmış? Bir tuple görüyorsunuz burada. Boş bir tuple. Hiçbir şeyden türetmediğimiz için boş içi. Dict neymiş? Dict'in içinde bu sınıfın içinde neler varsa onları gösteriyor. Modülümüzün ismini hangi modülde bu? Şu anda bunu çalıştırdığım için main'in içinde. Eğer çağrı olsaydım, başka bir yerden import ediyor olsaydım modülün ismi Dosyanın ismi olacak. Sınıfımın ismini koymuş buraya. My attribute diye özelliğimi, sınıf özelliğimi de buraya koymuş. My method'umu da buraya koymuş. Demiş ki bu bir fonksiyon. Fonksiyon nesnesi oluşturmuş bunun için. Doğal olarak istersek başka bir fonksiyon yazıp bununla eşleştiririz ve bu yazılacağına başka bir şey yazılabilir. Şimdi teker teker bunları nasıl değiştireceğimizi göstereyim. Gelelim buraya. Diyelim ki dikten teker teker itemlarını alalım. For, key ve value in benim diktimde sözlük olduğu için items yazacaktım ki key value olarak versin. Ve tekrar bunları print edelim. Key hiçbir şeyini değiştirmeyelim şimdilik. Value çalıştırıyorum tekrar. My attribute'umu verdi. My metodumu verdi. Aynı şekilde modülümün adını verdi ve sınıfımın ismini de vermiş oldu. Modül ve qualname magic değerler oldukları için, sihirli değerler oldukları için onlara dokunmamamız gerek. O nedenle derim ki if key start with string olduğu için key'imiz paranteze açıyorum. Alt çizgi alt çizgiyle başlamışsa bla bla yapacağız. Yani bunlarsa bir şey yapacağız. O zaman biz bunlara zaten bir şey yapmayacağımız için ifnat diyelim buraya. Not. eğer ifnat bizim kiimiz bundan başlamamışsa bir yerine de attribute name yazalım buna. Daha okunur olsun. Gelelim bunları değiştirelim. Böylece daha kullanışlı oldu. İyi yazmamız kafamızı karıştırabilir. Diyoruz ki eğer attribute'umuzun ismi alt çizgi alt çizgi ile başlamamışsa yani bu ikisinden biri değilse veya başkaları da vardır. Onları örneğin isimlerini değiştirelim. Geliyorum buraya. Diyorum ki new

eşittir boş sözlük. Eğer alt çizgi alt çizgi ile başlamamışsa o zaman attribute name'i ne yapacağız? Değiştirelim. Nasıl değiştirelim? Bu da attribute'un değeri. Yani bunun da başına attr koyabiliriz. Böylece daha okunur olabilir. Attribute value'yu buraya set edeceğiz ama bunda bir değişiklik yapalım. Mesela ne yapalım? Hepsinin başında belli bir karakter olsun. Diyelim ki my alt çizgi attribute value. Yani burada my attribute'du. My may olacak. May metodu, metod olacak. Ve ardından da new dikti bu dikte vereceğiz. Şimdi bunu buraya verdiğimizde sorunumuz ne? Bu dokunmadığımız iki attribute new içinde yok. O zaman böyle başlamamışsa onlara dokunmadan new içine verelim. Diyeceğiz ki new dikt attribute name ve eşittir dokunmadan değerini verelim. Çalıştıralım. Bir hata aldık ve diyor ki stringimizin içinde start with diye bir metot bulunmuyor. Yoksa bunu mu demek istediniz? Evet ben bunu demek istedim. Yanlış yazmış. Böyle yazacak. Çalıştıralım. Yine hata yaptım. Ben değerleri değiştirmeye çalıştım. Halbuki ismi değiştirecek. Yani diyecektim ki bunun adı böyle olsun ve değeri de my attribute olsun. Hiçbir şeyine dokunmadı. Burada bir fonksiyon geldiği için sorun yaşadık. Fonksiyona zinc ekleyemiyoruz çünkü. Hata da o. Çalıştırıyorum tekrar ve sorunsuz çalıştı. Bu printte de önceki değerler burada görünüyor. Halbuki artık bunlar geçerli değil. Bu ikisi geçerli, bu ikisi geçerli değil. Bunu nasıl kanıtlayabilirim size? Geliriz aşağıya. Artık bu metot ve bu attribute burada yazıldığı gibi kullanılamıyor. Yazalım my class eşittir my class. Parantezi aç kapı yapıyorum. Bir nesne oluşturuyorum. My class nokta my metodu çağırırsam ne olacak? PyCharm buna hata vermiyor. PyCharm yazdığımız şeyleri denetliyor. Denetlediği için de burada my metod olduğunu görüyor ve sorunsuz bir şekilde çalışacağını düşünüyor. Çalıştıralım bakalım ne no. oldu? Diyor ki my class'ın içinde my method yok. Yoksa my my method mu demek istedi? My my method demek istedi. Çalıştıralım. Şimdi sorunsuz çalıştı. Bu bir metottur dedi. Çünkü burada. Diğerini de print edebiliriz. My class da my attribute. Bunu print edelim. Yine PyCharm yanılıyor. Çalıştırırsak hata alacağız. Diyor ki my attribute diye bir şey yok. My my attribute mu demek istedin? Evet. Onu demek istedi. Çünkü my my attribute artık var. Neden var? Çünkü burada isminin başına my koy. Böylece siz bütün atribütlarınızın ve metotlarınızın başına dediğinizi koyabilirsiniz. Diyelim ki sadece atribütlere koyacağız ve metotlara koymak istemiyoruz. Geliriz deriz ki buraya print type parantezi açarım. Atribütümün değerinin tiplerini öğrenmek istiyorum dedi Çalıştırırım ve atribütümün değerlerini görürüz burada. Bir tanesi haricinde hepsi stringmiş. Ve gelirim buraya yazarım and type parantezi açarım attribute'un değerini ipine bakarım. Derim ki is stringse o zaman bunu yap. Değilse olduğu gibi yeni sözlüğümüze ekle ki onu ben type sınıfına gönderebileyim. O zaman bu if neleri kontrol ediyor? Diyor ki başlangıcı alt çizgi alt çizgi olmasın ve tipi de str olsun. Yani bu sınıfımız için bir tane var. Şimdi çalıştıralım bakalım ne oluyor tekrar. Hata aldık. Neden? Çünkü artık May metodumuz yok. Diyor ki, May metod mu demek istedi? Onu demek istedi ve çalıştırıyor. Evet, May metod demek istemiyorum artık. May metod demek istiyorum. Çünkü sadece zinc olan atributları değiştirdim. Eğer integer olsaydı, o kontrolü de burada yapabiliyordu. Çalıştıralım. Artık hata almadık. Neden? Çünkü my method'un ismini artık değiştirmedik. Sadece my attribute'un ismini değiştirdik ve onun da adını my my method yaptık. Bu yöntemle artık bunun string olduğunu da bildiğimize göre buraya upper diyebiliriz. Yani büyük karakterlerle yazdır bunu. Çalıştıralım ve gördüğünüz gibi artık string olduğunu bildiğimiz için de değerini değiştirebildik. Bu yöntemle bir sınıfın içinin attribute'larını ve metotlarının isimlerine müdahil olabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Bu sınıfa başka bir metot ekleyebiliyoruz. Size bunu göstereyim. Geliyorum buraya. Diyorum ki def. Bu tanımı nerede yapıyorum? Newun içinde yapıyorum bu. Greeting diyelim. Selamlaşma. Parantezi açıyorum. CLS veriyorum buraya. 2 nokta ve print yazıyorum. İçinde bir tane print olsun. Merhaba diyelim. Ve bir parametre de verelim buna. CLS'yi kullanarak sınıfımızın ismini yazabiliriz. Böylece merhaba bu sınıf demiş olacak. Bu nedir? Sınıftan gelecek. Ancak bunu buraya tanımladım, henüz attribute'ları eklemedim. O zaman gelirim derim ki new Diktime köşeli parantezimi koyarım, tırnaklarımda koyduktan sonra greeting derim ve eşittir Last method tezi açarım. Last method olarak veriyorum. Greeting. Artık new diktimin içinde böyle bir metot da var. Sınıf metodu. Çalıştırıyorum. Kullanmadığım için hiçbir şey görmedim. Kullanalım şimdi bunu burada. My class nokta greeting diyelim. Parantezi aç kapa yapıyor. Haycharm bu tanımımızın içinde görmediği için uyarı veriyor. Ama aslında öyle bir şey var. Merhaba My Class. My Class'ımız burası. Bunun ismini de burada nereden öğrendik? CLS'den. Name'den öğrendik. Çünkü CLS sınıfımız olacaktı. Buraya geldiğinde sınıfımızı belirleyecekti ve biz de name'ini aldık. Yani bu aslında sanki burada yazılmış gibi bir şey. Ve doğal olarak bu CLS'de bu sınıfı ifade ediyor. Buraya ekledik çünkü. Ve i̇şte tabii ki burada dekoratörümüz de olacak. Er, Las class metot diye dekoratörümüz de bu tepesinde olması lazım. Bu tepesindeki dekoratör nerede? Aslında o da burada. Böylece yeni bir metot eklemiş olduk. Şimdi bu konuyla ilgili son bir şey daha göstermek istiyorum. Biz bir sınıf metodu ekledik. Ancak acaba buradaki metodu değiştirebilir miyiz? Bunu başka bir şeye çevirebilir miyiz? Evet, çevirebiliriz. O zaman gelelim buraya. Diyelim ki TTR ile başlayanlar demiştik. Sonra else demiştik. Else elif yapalım burayı. Diyelim ki elif ve playable. Playable diye bir fonksiyonu çağırıyorum. Ve ona diyorum ki attribute value playable mı? Yani çağrılabilen bir şey mi? Daha doğrusu bir metot mu? 2 nokta enter. Buraya pass dersen aslında bu metodu direkt devre dışı bırakmış olacağım artık bu metodumuz içinde olmayacak. Çalıştırayım şu anki haliyle görelim. Hata ver. Diyor ki my method yok. Neden yok? Çünkü bizim yeni sözlüğümüzde yani new dict'imizde string olanlar var. Onları ekliyoruz. Label olanları hiçbir şey yapmıyoruz. Geri kalan ne varsa onları da ekliyoruz. Ve ardından bu satırda class metodumuzu ekliyoruz ve ardından da hype sınıfına diyoruz ki bizim sınıfımızı bu yeni şeylerle birlikte oluştur ve yeni sınıfımız oluşmuş oluyor. O zaman buraya bir şeyler koyabiliriz. Gelip diyelim ki buraya yukarı doğru dev New My Method. Paranteze açıyorum. Bu kez self yazıyor. Çünkü o bir instance metoduydu. Print diyorum ve bu yeni my metoddur diye bir cümle yazıyor. Ve ardından geleceğiz buraya. Diyeceğiz ki new dict köşeli parantez attribute name ve value olarak da eşittir diyorum. New my metodu koyuyorum. Parantezsiz koyuyorum. Adresini veriyorum ya. Yani. Diyorum ki artık Eski ma, metot yok, yenisi var ve ben yenisini de onun yerine yerleştirdim. O da nedir? Buradadır. Çalıştıralım. Artık bu hatayı almayacağız. Görelim. Bu yeni my metottur. Böylece bu satırda nasıl bir instance metodu da ekleyebildiğimizi görmüş oldum. Buraya self yazıyoruz. Burada da cls yazıyoruz. Peki statik metot yazmak isteseydik nasıl yapacaktık? O da çok basit. Geliriz buraya. Deriz ki def örneğin ekstra alt çizgi statik alt çizgi metot. Tamamen atmaca. Parantezi açıyorum. Statik metotların içinde hiçbir şey yazmıyordu. Ve print diyelim. Bu bir statik metottur. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Neredeyse buna çok benziyor. Gelelim buraya. Bunu kopyaladım. Bu aşağıda. Bunun adını da kopyalıyorum. Buraya koyuyorum ve Class metot yerine statik metot kullanacağım ve bunun adresini de buna koyacağım. Çalıştıralım. Hiçbir hata almadık. Tabii bunu çalıştırmadığım için, çağırmadığım için de bir anlam taşımadı. Statik metotları da instance ile çağırabiliyorduk hatırlarsanız. Extra statik metot parantezi aç kapa. İsmini doğru yazdım mı? Hatırlamıyorum. ismini çok zor ve uzun yazmışım. Evet çalıştıralım. En sonda da bu bir statik metottur diye yazıyor. Demek ki istediğimiz bütün değişiklikleri New'nun içinde yapabiliyoruz. Bunu da kapatayım. Bir daha meta klasımızı görelim. Bütün atribütleri alıp içinden istediklerimize farklı farklı şeyler yapabiliyoruz. Ayrıca aralarından bazılarına da şeyler yapabiliyoruz veya hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen yeni metotlar ekleyebiliyoruz. Bunun gibi yeni atribütler de ekleyebiliriz. Bir atribüt de ekleyeyim. New dict, new attribute diyelim. Eşittir int 12. Bunu böyle de yazabiliriz veya direkt 12 de yazabiliriz. Aşağıda da bunu print edelim. Print my class nokta new attr ismi doğru mudur? doğrudur. Ve tekrar çalıştıralım. Bakalım ne oluyor. 12. Gördüğünüz gibi MetaClass'la yaptığımız eklentiler PyCharm tarafından algılanamıyor. Ama çalışıyorlar. Artık bir yeni atribütümüz da bulunuyor. Dosyaları kitapta sizinle paylaşıyorum. Dersin açıklamasında, videonun açıklamasında linki bulunuyor. Oradan bu orijinal dosyalara erişebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki meta classların özelleştirmesine. Neydi o? Sınıfın miras alma düzenini değiştirme konusuna. Bunun için tekrar yeni bir dosya oluşturuyorum. Dosyanın ismini Change Inheritance koyuyor Ve yazıyorum. Class, class. E miras alma olacağı için isimlerini basitçe böyle koyuyorum ve def diyorum. Metod A parantezi açıyorum. Selfie kendi atıyor. Print class A metodu yazıyorum. Bir de yazalım class class B 2 nokta Dev metot alt çizgi B parantezi açıyorum. Selfie kendi atıyor. Print yazıyorum. Tırnak koyuyorum. Class B metodu yazıyorum buraya. Mesaj olsun diye. Ve şimdi yeni bir sınıf oluşturuyorum. Yazıyorum class derived class. Yani türetilmiş sınıf. Paranteze açıyorum. Class A'den yani birincisi class A. ikincisi de class B. Miras konularını miras dersinde anlatmıştım. Buraya da bir E koymam gerekiyor. Ve buna pas diyor. Ardından yazıyorum buraya my instance eşittir Drive class parantez aç kapa yapıyorum ve türettiğim için my instance nelere ulaşabiliyorum? Hem A'ya ulaşabiliyorum, my instance hem de B'ye ulaşabiliyor. Buraya kadar zaten biliyordunuz daha önce sizlere bunu miras dersinde anlatmıştım. Mirasın en basit yöntemlerinden biriydi. Burada sadece ikili miras alıyoruz. Şimdi bir tane metaclass yazacağız. Bu miras alma düzenini değiştiriyor olacağız. Değiştiğini nereden görebiliriz? yazarız buraya. Print drive plus nokta mro. Bu bizim miras sıramızı gösteriyordu. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi önce drive class çalışıyormuş. Sonra a çalışıyormuş. Sonra b çalışıyormuş. En sonunda da object Python'daki tüm sınıfların temeli çalışıyor. Aşağıda da iki tane printim var. Bunlar çok önemli değil. Şimdi geleceğiz. Bir meta class yazacağız. Bu süreci değiştireceğiz. Yani önce b olacak. Ardından a olacak. O zaman bu Oraya yazıyorum. Diyorum ki class change inheritance parantezi açıyorum. Meta class olacağı için type ile türetiyorum. İsminden de belli olsun diye buraya meta koyuyorum. 2 nokta enter. Def sınıfımız oluşturulurken değiştirileceği için new kullanıyorum. Ve parantezi açıyorum. Diyorum ki cls virgül name virgül basis. Ve bu basis'ı kullanacağız. Bir de dict. Enter return'ımız oluşsun diye super direkt çağırıyorum daha sonra unutmayalım diye nokta Alt çizgi, alt çizgi, new, cls, virgül, name, virgül, basis, virgül, dict. Ve geliyoruz buraya, diyoruz ki, virgül, meta, class, eşittir, change, inheritance, meta. Şu anda çalıştırırsam hala aynı sonucu alacağız. Çünkü meta class'ın içinde hiçbir şey yapmadım. Direkt type'ın new'sunu çağırdım. O nedenle hiçbir şey değişmedi. Hatırlatma olsun diye kolu yazmadığım için Kol da zaten type'dan çağrılıyor. Çalıştırayım tekrar. Gördüğünüz gibi A önce sonra da B çağrılmış. Biz bunların yerlerini değiştirmek istiyoruz. Kolayca bunu böyle yapabiliriz. New basis yazarız. Eşittir. Tuple yazacağım. Class B virgül class A. Şimdi çalıştıracağım. Ancak burada A ve burada B var. Çalıştırıyorum. Hala A var ve B var. Neden? Çünkü new basis'i kullanmadım. New basis'i buradan alıyorum. Eski basis'in yerine koyuyorum. Çalıştırıyorum ve artık önce B geliyor. Ardından A geliyor. Bu yöntemle hatta diyebiliriz ki A'dan türetilmesin. Çalıştıralım. Şimdi hata aldık çünkü A'dan türetmediğimiz için metot A'ya erişim yok. O nedenle hata verdi. Ama bu yöntemle bazı sınıfların başka sınıflardan türetilmesine engel olabiliyoruz. Bu durumda class A kullanılmaz halde. Yazıyorum tekrar class A'yı ve save ediyorum. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Daha dinamik bir şekilde nasıl bunu oluşturabiliriz. Gelirim tekrar bir dosya oluştururum. Reverse meta yazarım. Yeni bir meta class oluşturacağım. Class diyeceğim. Reverse meta. Parantezi açıyorum. Meta class'ı dan üretiyorum. 2 enter. Yine miras olayına gireceğimiz için dev, alt çizgi, alt çizgi new alt çizgi, alt çizgi parantezi açıyorum ve diyorum ki CLS name, virgül basis, virgül. Bu isimler tamamen anlaşma üzerine yapılmış bir şey. Başka isimler de koyabilirsiniz. Bazıları diktin yerine ATTR'ler yazar oraya. ATTRS diye. Yani attribute'lar diye. E, ama dikte yazabiliyoruz. Ve deriz ki new basis deminki gibi eşittir. Basis köşeli parantez. 2.2 nokta, eksi 1. Ardından da return gönderiz. Süper parantezlerini açtım. Alt çizgi, alt çizgi new ve cls. Ile buradaki bütün parametreleri buraya göndermem gerekiyor. Sadece bunu newlaştırmam lazım. New basis demem lazım. Ters çevirdim. Bu bir liste gibi ters döndürdüm ve onu da buraya koydum. Şimdi gelelim birkaç tane sınıf oluşturalım. Class base A diyelim. Bu hiçbir şeyden türetilmemiş olsun. Dev, metot. Hepsinin de isimlerini aynı koyacağım. Print, tırnak, base, A, da metot. Çağrıldı. Nokta dedik. Ve başka sınıflarda yazalım. Class, base, D. E. Bunu da A'dan türetelim. 2 nokta, dev, metot. Print, base, D'yi e kullanacak şu anda. Çağrıldı. Nokta. Bunu tekrar kopyalıyorum. Ve base, C yapıyorum bunu. Ve base, C'yi de base A'dan çağırıyorum o zaman burası da C olacak. Ardından da my class'ımı yazalım. Class my class. Parantezi Açıyorum. Diyorum ki önce Base B olsun. Sonra da Base C olsun. Ardından Meta klasımı Reverse Meta'ya eşleştireyim. Diyelim ki Reverse Meta bu sınıfımız oluşacak. Ardından Def diyelim. Meto paranteze açıyorum. Bu print'i burada da koyacağım. Onun için kopyaladım ve bunu My Class yaptım. Koymayı unutmuşum. Ardından Super'i çağıracağım. Diyeceğim ki Super yani ve metodu çağırdım. Bir parametresi olmadığı için de hiçbir şey gerekli değil. Ardından my class diyelim. Eşittir my class. Parantezi açtım kapattım. Ve my class nokta Bakalım ne olacak. Çalıştırıyorum ve önce dedi ki önce my class çağrıldı. Ardından da ac yani bu. Ve buradaki çağrılmadı. Neden öyle oldu? Bunu anlamak için demin yazdığımız print'i yazabiliriz. Print my class nokta mro. Parantezi aç kapa yapıyorum ve çalıştırıyorum. Burada bize diyor. Diyor ki önce C'ye bakıyor sonra B'ye bakıyor sonra A'ya bakıyor sonra C'ye gidiyor nerede bulursa orada kullanacak peki ben burada B yazmama rağmen niye önce C çünkü reverse metam var. Ben bunu kaldırırsam tam tersi bir sonuç alacağım. Çünkü önce B'yi görecek sonra C'yi görecek. Çalıştırıyorum. Önce B'yi gördüğü için bunu print etti. Burada da görüyorsunuz. Sonra C sonra da A. Demek ki böyle bir metaklas yazarak miras alma sürecine müdahale edip ve miras sıralamasını değiştirebiliyoruz. Metaklasların... Bir sonraki özelleştirme konusuysa sınıfın instanslarını veya örneklerini oluşturma sürecini özelleştirmekti. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve ismini Singleton Meta koyuyor. Bu aşağıda şimdilik kapatıyorum. Önce normal bir Singleton sınıf oluşturalım. Yazalım class my singleton. 2 nokta enter. Bunu neden yazıyorum? Birazdan sileceğim. Singleton'ın nasıl çalıştığını size hatırlatmak istiyorum. Alt çizgi. Instance. Singleton neydi? Sadece bir instance'ımızın olmasını sağlıyordu. Farklı farklı instance'lar olmasına engelliyordu. Böylece my singleton sınıfından sadece ve sadece bir tane üretilmesini sağlıyordu. Alt çizgi. Alt çizgi new ile yapıyordum bunu. Alt çizgi. Alt çizgi. DLS. Args ve quarks'ları da attım diyorum cls alt çizgi instance bu benim bu instance benim neyim sınıf attribute'um. Sınıf attribute'um eşitse nam yani daha önce üretilmemişse diyeceğim ki cls instance'ım eşittir süper parantezleri aç kapa nokta init cls virgül yıldız args ve Yıldız yıldız quarks bütün parametreleri de oraya pasladım. Ardından ne diyordum? Return cls nokta alt çizgi instance. Else return cls alt çizgi instance. Ayça bana uyarı veriyor. Eşitlik işareti koyma buraya. Is yaz yerine. Is yazıyorum. Diyorum ki instance'ın none ise oluştur ve onu dön. Eğer none değilse daha önce oluşturduğunu dön. Böylece My Singleton sınıfından sadece ve sadece bir tane üretilebiliyor. Bunu da böyle görelim. My instance 1 eşittir My Singleton ve My instance 2 eşittir my singleton print my singleton 1 Is my singleton 2. Bunun cevabı ne olacak? Eğer bu bundan eşitse true dönecek. Değilse false dönecek. Buradaki is bu işe yarıyor. Çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi true döndü. Çünkü neden? Singleton sayesinde sadece ve sadece bir tane instance'ımızın olması mümkün oluyor. My singleton sınıfım için. Şimdi bunu sileceğim. Bu işi yapan bir metaclass yazacağım ve eğer bir sınıf, o meta class'tan üretiliyorsa o sınıf otomatikman singleton olsun yapacağım. Göstereyim. Bunu siliyorum ve yazıyorum plus Singleton, meta parantezi açıyorum type'dan üretiyor ve iki nokta diyorum. Ardından bu işi yapacak artık new di new attribute'lar ve onun gibi şeyler için kullanıyordu. Col kullanacağız. Col neden? Instance'larımızı yöneten şey col'du. def alt çizgi alt çizgi col alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum. cls kendisi attı. yıldız args ve iki yıldız args'ı da parametre olarak yazıyorum buraya. Enter'a basıyorum. Direkt return edeyim. Neyi? Süper'den kolu çağıracağım. Hata vermesin diye şimdilik aslında bunları değiştireceğiz. Alt çizgi, alt çizgi kol ve buraya yıldız args. Kol konusunu daha önce size anlatmıştım. Arcs Nasıl çalıştığını göstermiştim. Ardından da bir sınıf yazıyorum. Diyorum ki class my class. Paranteze açıyorum. Meta class'ını belirliyorum. Neymiş meta class'ı? Singleton'mış. 2. Enter ve Pass diyorum. İçine hiçbir şey yazmıyorum. My class 1 eşittir my class. Tez aç kapa. Bu satırı 2'ye çarpıyorum ve my class 2 nesnemi de üretmiş oluyor. Demin ki print'i tekrar yazıyorum. Diyorum ki print my class 1 is my class 2. Şimdi singleton metamda, meta class'ımda hiçbir şey yapmadığım için burada false alacağım çalıştıralım. False verdi gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Benim birinci nesnem ne? ikinci nesnem aynı şeyi ifade etmiyor. Singleton değil. Gelelim bunu singleton yapalım. Deminki gibi buraya diyebiliriz ki alt çizgi instance eşittir na. Ve aynı şekilde diyebiliriz ki if cls nokta is na 2 nokta cls instance eşittir süper burayı alıyorum buraya kopyalıyorum ardından return cls nokta instance. Else ise direkt return edeceğiz neyi? CLS instance. Deminkinin aynısı gibi. Buraya da bir boşluk bırakalım. Çalıştırıyorum. True döndü. Deminkinin aynısı. Ancak meta classlar sadece bir sınıfa uygulanmaz. Yani böyle söyleyeyim size. Yeni bir sınıf yaratayım. Class my new class diyelim buna ve meta class'ını da yine singleton yapalım. 2 nokta pas diyorum buna. Bu satırları çoğaltıyorum. Bu ikisine de my new class diyorum ve buna da my new class diyorum. Bunların isimlerini de düzeltelim. New class ve new class. Ancak bunun bir tanesini buraya koyuyorum. Bir tanesini de en sona koyuyorum. Çalıştıralım ve true'yu görelim. Şimdi gelelim bunların tiplerini print edelim print type my class 1 type my class 2 type my class new class 1 ve type my new class 2. Şimdi print edelim bakalım tipleri neymiş. Tiplerini de print etmiş olduk burada. Ardından bu satırı arttırıyorum ve diyorum ki my class 1 ile my new class 2 1 Çalıştırıyorum. False de. Peki my new class 1 ile my new class 2 aynı mı? Son bir şey daha yapacağım. Ve diyeceğim ki buraya def metod paranteze açıyorum. Print my class metod yazacağım buraya. Aynısını aşağıya da ekleyeceğim. Bu kez de my new class yazacağım buraya. Ve en son my new metodu çağıracağım. My class'tan da metodu çağıracağım. Her birinden bir tane. Zaten burada neyi gördük? Bunlar aynılar. Çalıştırıyorum ve son sonucu gördük. Yani bu yöntemle farklı sınıflarda singleton yapmış olduk. Ancak her birinden sadece bir tane üretilmesine izin ver. Peki kolu başka nasıl kullanabiliyoruz? Singleton'ı gördük. Singleton yapabiliyormuşuz ve her çeşit testi de yaptım. Hepsinin aynı olduğunu gösterdim. Yani bununla bu aynı ve bununla da bu aynı. E doğal olarak farklı sınıflarda da singleton yapma özelliğimizi Metaclass sayesinde görmüş olduk. Bunu kullanarak instance sayısını da sınırlayabiliyoruz. Onun için yeni bir dosya oluşturuyorum ve dosyamın ismini instance limit meta koyuyorum. Plus instance limit meta parantezi açıyorum. Type'dan retiyorum. Böylece Metaclass'a dönüşmüş oluyor. New kullanacak mıyız? Hayır kullanmayacağız. Sadece kolu kullanacağız. bol parantezi açıyorum. CLS yıldız args ve iki yıldız quarks. Şimdi limitleyeceğimiz için instance sayısını sayacak bir sınıf attribute'u koyacağım buraya. Instance count eşittir 0 diyelim. Bu instance count oluşturdukça sayacak. Diyelim ki 3 kereden fazla oluşturmasını istemiyoruz. If diyelim. Cls nokta instance count Küçükse 2 nokta enter'a basıyorum. O zaman yeni bir instance oluşturuyoruz. Yazıyoruz. Süper parantezleri açıyoruz. Nokta kol ve yıldız args virgül iki yıldız quarks. Bunun ama sayısını da arttırmam lazım ki saysın. Artı eşittir 1 diyelim buraya. Yani her oluşturduğumuzda bir sayısını arttırıyoruz. Sayısı 3 ve 3'ün üzerine çıkarsa artık bu ife girmeyecek. Ne olacak? Yeni bir instance oluşturmayacak. O zaman ne yapmalıyız? Ya son instance'ı veririz veya direkt hata döneriz. Deriz ki rise hata çıkar. Exception parantezi açıyorum. Exception'ı İngilizce yazalım. Instance limit exceeded diyelim. Böylece eğer 3 tane oluşturulursa sorun yok. Dördüncüsünde artık instance count'ın değeri 3 olacağından hata verecek exception alacağız. Bakalım ne oluyor? Class diyelim. My class parantezi açıyorum. Meta class'ımızı instance limit meta koyuyor. Ardından 2 nokta my last piece eşittir MyClass parantez aç kapa ilk instance'ımızı oluşturduk. İkincisini de oluşturalım. MyClass 2 ve üçüncüsünü de oluşturalım. Buraya kadar hata almayacağız. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hata falan yok. Ardından bunu bir tane daha arttırdığımda bakalım ne olacak. Hata aldı. Benim yazdığım mesajı buraya yazdı. Dedi ki limiti aştınız. Bunu kapatalım. Bir daha üzerinden geçelim. Call instance'ların oluşumuyla alakalı bize manipülasyon yetkisi veriyor. Doğal olarak bir sınıftan bir instance oluşturulduğunda, örnek oluşturulmaya kalkıldığında kol çağrılıyor. Ben de kolun içinde kaç kere çağrıldığını sayıyorum. Saydıkça da eğer saydığım değerden daha düşükse onun için bir yeni instance oluşturuyor. Eğer düşük değilse o zaman bir hata dönüyor. Tabii ki oluşturduğumuz instance'ları bir listeye atıp o listeden daha sonra teker teker onları vererek bir circular bir şey olduğunu düşünün. Teker teker onları vererek hata verdirmeye de bilirdik. Yani Singleton'ın bir farklı versiyonunu burada yapmış olabilirdik. Hep aynı üç tane instance'ın arasında, örneğin arasında dönüp dolaşsaydı bizim my class'ın. Ama bu durumda hata verdiriyoruz ve bu da başka güzel bir şey. Meta class'larla sınıfları özelleştirmenin son maddesi olan yani sınıfın tanımını doğrulamak ve düzenlemek konusuna gelelim. Bunun için bir dosya oluşturuyor ve dosyanın ismini de mandatory methods meta koyuyorum. Şimdi yazacağımız meta klasımızda sınıflarda belli metotların olmasını zorunlu kılacağız. Onun için önce meta klasımı yazıyorum. Yazıyorum class mandatory method meta. Parantezi açıyorum. Meta class yazdığım için dan türetiyor. 2. enter. Bir sınıfın içinde metodun olup olmadığını görmek için new'yu kullanırdık. Çünkü new bir sınıfın yazıldığı an işleme giriyordu. O zaman yazıyorum dev alt çizgi alt çizgi new alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum cls virgül name virgül basis virgül dict enter'a basıyorum ve direkt diyorum ki return unutmamak için süper new çağırdım içine de parametrelerimin hepsini koyuyorum. Ne yukarıda varsa hepsini aynen type'a new'suna gönderiyorum. Bu meta sınıftan üretilmiş sınıflarda iki tane metodun olmasını zorunlu kılalım. Bunun için bir liste oluşturuyorum ve ismine de required methods diyorum. Eşittir listemizde ismi metod. 1 ve metod 2 olsun. Diyeceğiz ki bu meta class'tan üretilmiş sınıflarda bu iki metod kesinlikle olsun. O zaman diyoruz ki for method in required methods 2. enter. Metotları teker teker buradan alacak. Bunun ismini eksik yazmışım ve bize metot ismi olarak verecek. Sonra ben diyeceğim ki if method not in dict. Dict'in içinde böyle yaparsam gidip key'lere bakacaktı. Zaten metodumun ismi de key olacaktı. O nedenle direkt böyle bir yapı kurdum. Metodun içeriği burada varsa sorun yoksa o zaman bir hata kaldırayım. diyeyim ki rise, typeError bu kez, parantezi açıyorum, name, virgül, tırnak. Burada app string de yazabilirdik ama şimdilik sınıfında virgül, metod, da bir string çünkü tırnak tekrar, metodu tanımlanmalıdır. Yani aşağıda myClass diyelim, myClass sınıfında metodun artık ismi hangisiyse bunlardan Metodu tanımlanmalıdır diye bir mesaj raiz etsin, hata versin Type Error olarak. Ve doğal olarak bunu yazdığımızda da istediğimizi yapmış olacak. O zaman bir sınıf oluşturalım. Diyelim ki class my class, parantezi açıyorum. meta class eşittir mandatory methods meta. Ardından iki noktaya basıyorum. Bizim bu iki metodumuz zorunlu olmalı. Bakalım dev metod 1 paranteze açıyorum. Pas diyorum. Dev metod 2 paranteze açıyorum. Ardından da tekrar pas yazıyorum. Bu durumda çalıştıralım bu dosyayı. Bakalım ne oluyor. Çalıştırıyorum. Hiçbir hata vermedi. Ama eğer bu metodu mesela silersek ikinciyi hata verecek. Diyor ki myclass sınıfında metod iki metodu tanımlanmalıdır. Böyle bir hata verdi. Tabii ki bunu f string yazsaydık daha güzel bir tanım olacaktı. Şimdi eğer buraya yazarsak metot 2 eşittir 3. Bu durumda ne olacak? Çalıştırıyorum. Hata almadık. Aslında bizim meta klasımız metotlar için çalışması gerekiyor. Ama bu bir sınıf attribute. U. İsmi aynı olduğu için de buradaki kontrolümüzden geçti ve type error Çıkmıyor. O nedenle o zaman yazıyoruz or label ve bunun içine ne yazacağız? dict köşeli parantez metot. Bu if'i bir inceleyelim. If'in ilk kısmında diyoruz ki eğer metot ismi buradan bu listeden gelen bu dict'in içinde var mı yok mu? Eğer bu metot ismi buradan gelen, bu listeden gelen metot ismi diktin içinde yoksa o zaman raise type error'u eğer varsa o zaman hiçbir şey yapma geç sonraki döngü. ama ben buraya bir or koydum eğer varsa cevabına bu kez or olduğu için ikinci kısmı kontrol et diyecek ki o global mı bunun cevabı evetse girecek buraya ve raise type error verecek Demek ki or not playable dememiz gerekiyor. Çünkü metodumuzun playable olduğunda burası true olacak. Not koyarsak false olacak. O zaman girmesini çalıştıralım. Metod 2 için hata verdi. Metod 2 neydi bu? Şimdi bunu gelelim düzeltelim. Def diyelim. Metoda çeviriyorum hala düzgün çalışıyor mu bakalım pas zaten birincisi için hata vermedi çalıştıralım ve gördüğünüz gibi hata vermedi şimdi bu gibi karmaşık konuları işlediğim derslerde aklınıza geliyordur biz bunları nerede kullanacağız diye. bunun için daha gerçekçi bir örnek yapacağız ve biraz da pratik yapmış olacağız yeni bir dosya oluşturuyorum ve ismini de model meta koyuyorum. Amacım böyle bir şey yapmak. Yazıyorum class user 2. enter user diye bir model yaratacağım. Örneğin user name diyeceğim eşittir bir tuple yazacağım önünde. Ve tuple'da diyeceğim ki bunun türü varchar olsun. Veri tabanı konusunda bilgisi olan arkadaşlar varsa bunun ne demek olduğunu anlar. 50 varchar 50 olsun. Virgül not null olsun. Ayrıyeten email'i olsun. Eşittir. Parantezi açıyorum. Tekrar tuple. Tırnağımı koyuyorum. Varchar. E-mail'imiz 100 karakterden oluşsun. Veri tabanında alanlar böyle tanımlanır. Ve aynı şekilde de not Nal olsun. Burada tek tırnak koymuşum. Yukarıda çift tırnak. Bunu değiştirelim. Hepsi aynı görünsün. En sonda da password'ü olsun. Kullanıcının database'te kaydedeceğimiz ya da kullanacağımız herhangi bir yerde kullanabiliriz böyle bir modeli. Parantezi açıyorum ve tırnağımı koyuyorum. Diyorum ki var çağır. Parantezi açıyorum. 128 karakterden oluşsun. Şifremiz virgül ve nal olmasın. Ayrıca bir forum gibi bir şey olduğunu düşünelim. Forumda da postları var. Postlarımızın da title'ı olur. Title. ikinci bir model yazıyorum. Eşittir. Paranteze açıyorum. Var char parantez. 200 karakterden oluşan bir başlığı olsun bizim postlarımızın. Ve tabii ki not null olsun. Yani boş veremeyelim. Veri tabanında böyle tanımlar yaparız. Content yani postumuzun kontenti eşittir. Paranteze açıyorum. Bu kez bu. Text olsun. Virgül ve not null olsun. Tekrar bu da. Ve en sonda da kimin yazdığını takip edelim. Order id eşittir. Parantezi açıyorum. Integer koyuyorum buraya. Uzun uzuna yazıyorum. Ve tabii ki not null. Yapmak istediğim şey Böyle iki tane model yaratmak ve bunları kullanacağım. Böyle göstereyim size. Diyeceğim ki user eşittir user ya da new user yazabilirdim. Değişkenimin adını, nesnemin adını. Enter user nokta user ne eşittir Ahmet. User nokta email eşittir Ahmet at Ahmet Nokta.com User nokta password de eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok zor bir password ver. Ayrıyeten postumuzu veriyoruz. Tabii ki bir de user id vereceğiz. Yukarıda modelimizde belirlemiş olmamız gerekmiyordu. Yazacağız. User id eşittir. 1. Post eşittir post parantez aç kapa postumuzu da oluşturuyoruz. Postun title'ı var eşittir örnek başlık post nokta kontenti vardı. Bu da örnek içerik postumuzun içeriği ve post nokta author ID var eşittir user nokta ve tabii ki postada bir id vermemiz gerekiyor eşittir bir kullanım alanımız böyle olsun istiyorum yani iki tane modelim olsun buna benzer ve o modelleri de böyle kullanıp ardından da save etmek istiyorum örneğin böyle yazayım save parantezi açıyorum kapatıyorum ve bunu da save ediyorum diyorum ki post save parantezi aç kapa yani kaydet bunun için en basitinden bir model sınıfı yaratırım bunları onlardan türetirim gelelim yazalım class model 2. nokta enter öncelikle dev save yazacağız aşağıda save var ve devin içinde ilgili alanları alacağız ve save edeceğiz Şimdilik böyle olsun. Ve bunları da bu modelden türeteceğiz. Model. Modelden oluşturduk. Bunu da modelden türetiyor. Böylece bunları modelden türettiğim için ne oldu? Save metodu user ve posta da otomatikman gelmiş oldu. Ancak bu save işlemini nasıl yapacağım? Ben teker teker bunların adını nereden öğrenebilirim? Bu model için çok zor bir iş. Ne yazık ki yapamayız. Bunun en basit yöntemi her save'i bunun için de yazmak yani user'a ayrı ayrı bir save yazmak, posta da ayrı bir save yaz. Bu durumda metaclass bizim yardımımıza koşuyor. İlk satıra geliyorum diyorum ki class model meta paranteze açıyorum type'ı buraya yazıyorum. Metaclass yazdığım için dediğim gibi ve bunları istiyorum. User'da 3 tane bu var, host'da da bunlar var. Ve tabii ki bu verileri de isteyebilirim. Bunları da kontrol etmem lazım. Bu username'e gerçekten Ahmet bir string mi parçar? String demek. Ahmet string mi, bu string mi falan diye. Outer IT'de integer'mış. Gerçekten integer mi verdik? Bunu kontrol etmem gerekir. O zaman def alt çizgi alt çizgi new alt çizgi alt çizgi parantezi açıyorum ve cls virgül name virgül basis virgül dict. E bu dict'i kullanacağız şimdi. Enter'a basıyorum. Hatta dict'i attrs yazalım attributes anlamında. Böylece başka isimler de verebildiğimizi görün. For, key ve value bunların hepsini nereden alacağız? In attribute'lardan items diyelim. Items ne yapıyordu? Key value ikilisini bize veriyordu. Yazmasaydık sadece key'leri alırdık. 2 nokta enter. Böylece key yani attribute name'imiz, username, email ve password. Hatta onu tekrar düzeltelim şimdiden. Attribute name ve attribute value diyelim buna. Username, email, password'ı bize veriyor. Burada da title, content, author id. id'ye ihtiyacımız yok. Onun için de zaten bu tanımda yazma. Bunları ben teker teker buradan alacağım. Bir yerde kaydetmem lazım. Onu da böyle bir şey yapalım. Fields diyelim. Eşittir. Boş sözlük Ve diyeceğiz ki burada fields alanlarımız yani bu alanlarımız, fieldlerimiz. Teker teker attribute name eşittir attribute value. Bunların hepsini aldım. Bu fields'in içine at ardından da attr'lere fields ekleyeceğim. Bills eşittir fields. Tabii ki bu bir string olmalı. Bunu tırnak içine koyacağım. En sonda da return super type'ın new'sunu çağıracağım. Yazacağım cls virgül name virgül basis virgül attributes. Burada ne varsa hepsini type'ın new'suna gönder. Ekstra olarak da attribute'un içine fields'i ekledim. Bu durumda user ve postun içinde diye bir alan olmaması gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Filtsin içinde ne var peki? Bu fields'ler user ve postun içinde şu anda. Bu 3 tane filt var ve o filtlerin tuple'ları var. Ve biz de o fields'i burada kullanacağız. Ama bunu nereye ekleyeceğiz? User'a mı ekleyeceğiz? Modele mi ekleyeceğiz? Modele eklersek otomatikman aşağıya doğru gidecek. Yani user da kullanacak ve post da kullanacak. Modele meta class'ımızı eklersek bunlar da modelden türetildikleri için onların da alanları bunun tarafından kontrol edilecek. O neden ne? yazıyorum meta class eşittir model meta. Şimdilik bir çalıştıralım bakalım hatamız var mı? Hiçbir hatamız yokmuş. Model metamız gayet iyi çalışıyor. Bunu indiriyorum. O zaman gerçekten save edelim. Yani Ahmet Ahmet komu ve bu başlıktaki postu da save edelim. Bunu nasıl yapacağız? Artık elimizde filtlerimiz var. JSON'a save bunu şimdilik size bir dosya olarak datayı gösterebilirim. O zaman yazıyorum buraya import JSON. JSON'ı import Ettim. Burada yazayım. With open bla bla bir isim virgül write yapacağız. As file object diyeceğiz buna ve JSON'la bir datamız olacak ve onu dump edeceğiz. Nereye? File objectte. Şimdi burada datamız yok. Zaten kırmızı olarak gösterdi. Ayrıyeten dosya isimimizde bla bla olmasın. Onu da file name diye bir değişkene atayalım. O file name'i de koyalım buraya. File name'imiz niye direkt burada çakılı olamıyor? Çünkü user'ın dosyası başka, post'un başka. Hatta ben her kayıt için başka dosyalar atacağım. Yani bu 1 olduğunda ID'si başka bir dosya, bu 1 olduğunda başka bir dosya, 2 olursa başka bir dosya. Yani her kayıt için başka bir JSON dosyası oluşturmak isteyeceğim. O zaman my_name'i bir f-string olarak yazalım. Dosyamızın ismi sınıfımızın adıyla başlasın. Sınıfımızın adına nasıl ulaşırız? Köşeli parantez self diyelim. Alt çizgi, alt çizgi, class, alt çizgi, alt çizgi. nokta alt çizgi alt çizgi name alt çizgi alt çizgi. Artık bu durum dosya şey ismimize sınıf ismimizi verecek. Yani user için user olacak, host için host olacak. Çünkü bu model kimde çalıştıysa ona göre davranacak. Başka ne koyacağız? Başka ID numarasını koyacağız dedi. ID numarası burada olmadığı için ancak modelin içinde user'a erişebildiğimiz için, user'ın atribütlerine erişebildiğimiz için onu da böyle ekleriz. Deriz alt çizgi olsun, köşeli parantez, get attr'den virgül id ver. Eğer id yoksa da default değer olarak 1 ver. Bu dosyamızın ismi oldu nokta json dosya ismimiz hazır. Şimdi datamız kaldı geriye. Datamız nedir? Datamız da fields'in içinden. Burada self nokta fields diye bir alanımız var. Bu alan bize bütün bu alanların ismini veriyor. Key'leriyle. O zaman bir döngü yazsak. Desek ki for key value in fields nokta items. Bizim böyle bir şeyimiz kesinlikle olmalı. Data. Şimdi burada data'ya değerler koyacağız. Bu bir json dosyası olacağı için de datanın Sözlük olması gerekiyor o zaman diyorum data eşittir boş sözlük ardından da diyorum ki ki eşittir get attribute self da virgül ki neden get attribute yazdım çünkü buradaki değer yani fields'in içindeki değerler bunlar. Ben bunları dosyama yazmak istemiyorum. Yazmak istediğim değerler burada eşleştirdiğim değerler. User Ahmet, e-mail'e bu e-mail adresini. Doğal olarak get attribute'la şu anki değerini alıyorum. Halbuki bilsin içinde ismi ve tipi var. Tabii ki burada bir tip kontrolü falan yapmak gerekir ama şu anda uzatmamak için yapmıyorum. Da tam hazır. Bir çalıştıralım bakalım hatamız var mı? Çalıştırdım. Hata'mız varmış. Get attribute diyor. No. Evet. Diyor ki böyle bir isim olmaması gerekiyordu burada. Demek ki burada bir hata yaptık. Diyeceğiz ki buraya if bir önceki örneğimizde olduğu gibi attr name nokta starts with alt çizgi alt çizgi ise o zaman buraya ekle. Değilse ekle diyeceğiz tabii ki. Eğer alt çizgi alt çizgi ile başlamıyorsa o zaman filse ekle. Çünkü default olarak bir klasta bir sürü başka atribütler da var. Onları boşuna JSON dosyasına yazmaya gerek yok. Çalıştırıyorum. Artık burada hata almadım. Hatta postum burada ve user'ım da burada. Tabi bunlar... Türkçe karakter oldukları için Unicode olarak yazmış. 00D6 Unicode kodu. E, onu da Ayrıca düzeltmek lazım. Böylece ne yaptık? Biz böyle iki tane modeli yarattık. O modelden save edebildik. Aslında bu save işlemi bir veri tabanına doğru gitmesi gerekiyordu. Ve biz burada da bunları kontrol etmeliyiz. Son olarak da size bunun farklı bir yazılışını daha göstereceğim. Diyeceğim ki data eşittir. Üstü parantez Build 2 nokta get attribute del virgül field for comprehension yapıyorum. Evet doğru tahmin ettiniz. Build in self nokta Pills. aslında aynı şeyi yapmış ol Burada hiç value'yu da almaya gerek yokmuş. Sadece key'leri almakta yetiyormuş aslında. Öyle de yapsaydık aynı sonucu alıyor olacak. Böylece bunun yerine onu da kullanabiliriz. Bunları commentledim. Bu satırda aynı sonucu veriyor. Çalıştırayım ve user'a gidelim. User'ımız aynı. Postumuz da aynı. Burada da dosyalarımızı oluşturduk. Eğer bu ID'yi değiştirirsek, örneğin 2 yaparsam, çalıştırırsam ve user ikim de oluşmuş olur. Direkt user ID'sinden dosya ismini oluşturuyor. Tabii ki bu bir basit örnekte ilerleyen zamanlarda daha karmaşık örneklerde yapıyor olacağız. Bu derste meta class'ları size anlatmaya çalıştım. Meta class'lar Python'da sınıfların oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan güçlü ve esnek bir özelliktir. Araçtır. Meta class'lar sınıfların ve nesnelerin davranışlarını özelleştirmek ve genişletmek için kullanılabilir. Meta class'ların kullanım alanları bu derste gösterdiğim gibi sınıf özellik ve metotlarını değiştirmekten miras alma düzenini değiştirmeye kadar, sınıfın örneklerini oluşturma sürecini özelleştirmeye kadar ve sınıfın içeriğini doğrulamak için kullanabiliriz. Ancak tekrarlamak istiyorum. Meta klasların kullanımı nesne yönelimli programlama ve Python dilinde çok ileri düzey bir konsepttir. Benim anlattıklarım büyük ihtimalle buzdağının görünen kısmıydı. Meta klaslar belirli durumlarda sınıfın üzerinde daha fazla denetim sağlamak için kullanışlıdır. Ancak gün günlük programlama görevlerinde genellikle meta klaslar gerekli değildir. Pane yazıyorsanız, framework yazıyorsanız veya çareniz kalmamışsa meta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evi Plus Academy.